Da seguinte forma, bem para jogar a final, porque você não jogou o jogo contra o Galatasaray 2 dias atrás. Orada kaptan Ömer bana oynayabilecek misin? Çünkü daha 3 gün önce oynayamayacak durumdaydın dedi. E na resposta para o repórter, eu disse que eu estava bem, estava à disposição do treinador e dependia do recurso se eu jogaria ou não. Ben de basın mensuplarının önünde her zaman iyiydim. Oynayıp oynamama hocanın kararıdır diye cevap verdim. Que eu estava bem não pro jogo do Borussia, que eu já estava bem pro jogo do Galatasaray, que se eu jogaria ou não era a decisão do treinador. Bursa maçında da oynamak için hazırdım. Galatasaray maçında da oynamak için hazırdım. Tamamen hocanın tasarrufudur diye cevap verdim. Jogamos a final, ganhamos a final, saímos de férias. Na volta das férias, no primeiro dia, eu saí para comer com o Samet, porque o Samet estava muito preocupado. Sonra kupadan sonra tatile gittik. Tatilden döndüm. İlk gün Samet'le beraber buluştum. Samet'i biraz endişeli gördüm. Samet me disse a seguinte coisa, que após a minha entrevista, essa antes do jogo do Bursa, o Adrien disse que eu queria jogar o Aykut Kocaman contra a torcida do Fenerbahçe quando eu disse que não joguei contra o Galatasaray por opção dele. Samet bana Ali Yıldırım'ın kendisine Galatasaray maçında da oynamaya hazırdım diyerek Aykut Hoca'yı basın mensuplarının önüne attığımı söylemiş. Em momento algum que jogar o Aykut contra ninguém. Não joguei contra o Galatasaray por opção do Aykut. E quando eu fui perguntado, foi isso que eu respondi. Hiçbir şekilde amacım kimseyi kimsenin önüne atmak değildi. Bana Galatasaray maçında oynamaya hazır olup olmadığımı sordular. Ben de doğruları söyledim. Oynamaya Peki hazırdım. ele, ali o Dirim, estava muito bravo comigo, que tinha perdido totalmente o respeito por mim quando eu não quis assinar o papel. Esse que dizia que o Fenerbahçe não nos devia nada naquele documento da federação. Ve Ali Yıldırım'ın bana özellikle daha önce girişte bahsettiğim borcu yoktur kağıdını imzalamadığından dolayı çok kızgın olduğunu söyledi bana. E que a partir daquele momento tinha na cabeça dele que, como eu tinha muita moral e muito carinho do povo, que ele esperava é o meu para poder mostrar que não era nada disso. Ve bana şunu iletti. Taraftarla ve halkla çok iyi ilişkileri var. Çok bir karar almak için onun en ufak hatasını bekleyeceğim dedi. Eu fiquei chateado não pelo que ele falou, eu fiquei chateado por ter mandado o recado. Estava comigo todo dia, podia ter me falado isso na cara. Ben bu söyledikleri için üzülmedim. Benim üzüldüğüm şey her gün yüz yüze bakıyor olmamıza rağmen bunu direkt yüzüme söylemeyip arkamdan mesaj yoluyla göndermesi oldu. Como ele poderia foi essa pequena relação, mas foi uma relação um pouco conturbada. Bu da kendisiyle olan kısa süreli ama iyi olmayan ilişkimizin özeti. O presidente, diferente do Ali Oderin, eu tenho um respeito muito grande. Başkanla ilgili konuşacak olursam Ali Yıldırım'ın aksine çok büyük saygı duyuyorum kendisine. Explico por quê. Ve nedenlerini de açıklayacağım şimdi. Tive uma relação com o presidente, às vezes espetacular, às vezes muito ruim. Başkanla bazen çok iyi, bazen çok kötü ilişkilerimiz oldu. Mas sempre resolvemos as coisas. Cara a cara, um olhando na cara do outro, um falando qual era o problema, um falando qual era a coisa boa, nunca ninguém mandou recado para ninguém. Ama her zaman açık ve direkt olarak birbirimizin gözünün içine bakarak konuştuk. Kimse kimsenin arkasından mesaj ya da başka bir şey göndermedi. Eu tive uma situação que vocês tratam como um problema. Para mim nunca foi problema, porque eu vim de um futebol onde a exigência é muito grande e vaia faz parte do contexto. Quando eu fui vaiado, o presidente levantou e me aplaudiu. Esse foi um momento positivo dele a meu favor. Sizin çok olumsuz olarak nitelendirdiğiniz bir şey var, bir şey oldu. Ki futbolda bu her zaman vardır. Sevilmek kadar protesto edilmek de vardır. Ben protesto edildiğim zaman başkan çıkıp alkışladı beni. Bu benim için çok önemliydi. No último contrato, 2011, né, eu sentei para conversar a renovação de contrato com o Murat, que era na época, acho que, diretor financeiro do clube. 2011 yılında son sözleşmemi uzatırken Murat Özaydınlı ile beraber uzatmıştık. Çünkü kulübün mali işleriyle o ilgileniyordu o zaman. Aí começou-se a conversar a respeito de várias situações e não Ve chegava a um acordo. birçok detayla ilgili konuşuyorduk ama bir türlü bir anlaşmaya varamıyorduk. O presidente entrou na sala, disse que
aquilo tinha que ser resolvido o mais rápido possível. Başkan... E resolveu a situação em meia hora de conversa, ele resolveu o contrato novo. Başkan odaya girdi ve bu işin artık çok uzadığını söyledi ve yarım saat içerisinde bu sözleşme işini halletti. Essas são duas situações de uma situação onde eu vivia com o presidente de uma maneira muito positiva. Bunlar başkanla benim yaşadığım çok olumlu anlardan ikisiydi. Quando o Aykut assumiu de treinador, a gente teve momento perigoso, foi a partir do Young Boys. Ficou uma situação muito ruim para o torcedor, muito ruim para nós jogadores e muito ruim para o clube. Aykut Hoca işe başladığında Young Boys maçıyla başlayan bir taraftar açısından, oyuncular açısından, kulüp açısından bir sıkıntılı döneme girdik. Após a derrota para o Young Boys, eu fui chamado pelo presidente do clube. Young Boys maçından sonra başkan beni kulübe çağırdı. E ele me mandou embora de manhã. Ve beni yarın sabahtan itibaren ilişkini kesti de. Eu voltei para casa, conversei com a minha mulher. Ben de eve döndüm, eşimle konuştum. Expliquei a história para ela que o presidente não me queria mais no time. Ona başkanın beni artık takımda görmek istemediğini söyledim. Expliquei que ele tinha me dito que para perder para Young Boys ele não me precisava no time. Young Boys'la kaybetmek için benim takımda olmama gerek olmadığını söyledi başkan bana. Tomamos uma decisão rápida de que a gente tinha que fazer alguma coisa para procurar clube porque a janela fecharia o mais rápido possível. Ve transfer sezonunda kapatmasına çok az kalmıştı. Bir şekilde başımızın çaresine bakmamız gerektiğini söyledim. Fui para Samandra tarde, comecei a limpar as minhas coisas. Samandra'ya gittim, eşyalarımı toplamaya başladım. Quando eu fui chamado pelo Aykut Kocaman. O esnada Aykut Kocaman beni çağırdı. Nesse dia eu agradeço muito ao Aykut porque ele me segurou dentro do clube. Bugün kulüpte kalmamı sağlayan kişi Aykut Kocaman'dı ve ona o gün için teşekkür ediyorum. Me pediu paciência, me pediu para ter um pouco de calma. Eu disse que não precisava de calma porque o presidente tinha me mandado embora horas antes. Sabırlı ve sakin olmamı istedi benden. Ben de kendisine sakin olamayacağımı çünkü daha 1-2 saat önce başkan tarafından kovulduğumu söyledim. Não fui pro campo, fiquei na sala de musculação com Dolu. Sahaya çıkmadım, Dolu ile beraber ağırlık salonundaydım. Quando veio o recado que era para eu largar o treino na hora e voltar para o estádio para conversar com o presidente. Sonra bir haber geldi. Başkan beni statta antrenmanı bırakıp sala gitmemi istiyordu. Peguei o Samet, fomos para o estádio conversar com o presidente. Ele disse que eu tinha que esquecer tudo aquilo que foi dito de manhã, porque realmente eu tinha entendido ou me enganado dentro daquilo que ele tinha dito. Sonra sabah kendisinin bana söylediklerini unutmamı, bir şekilde yanlış şeyler söylendiğini ve devam etmemiz gerektiğini söyledi. Esse é um momento negativo, talvez pouca gente soubesse, mas realmente foi, talvez tenha sido a minha maior motivação para mostrar para o presidente que ele estava errado. Bu da ilişkimizin çok negatif taraflarından biriydi. Ama bana bu düşüncesinin yanlış olduğunu göstermek için ayrıca bir motivasyon sağladı. Talvez em toda minha vida como atleta profissional tenha sido, eu sempre fui um cara dedicado, mas esse ano foi de uma dedicação absurda. Her zaman kendini çok işine veren bir insan olmuştum ama özellikle o sezon gerçekten maksimum düzeyde yaptım her şeyi. Sacrifiquei minha família um pouco mais. Ailemden de fedakarlık yaptım. Me coloquei muito mais à disposição do Fenerbahçe do que eu devido, mas depois no final fui premiado sendo campeão e fazendo 28 gols. Aileme ayırmayacağım zamanı kulübe ve başarısına harcadım ama bunun sonucunda da ödül olarak 28 golle bir gol krallığı ve şampiyonluk geldi. Mas após essa mandada embora e desistência depois realmente foram dias difíceis. Ama bu aynı gün içerisinde kovulup vazgeçilmesi olayı benim için zor bir dönemdi. Presidente passou por um ano complicado, foi preso, ficou um ano fora do clube e voltou agora no início dessa temporada. Başkan için geçen sene çok zor bir seneydi. Hapiste geçirdi seneyi, çıktı ve tekrar kulübün başına geçti. Após o jogo do Gaziantep, eu fui chamado por uma reunião. Vocês da imprensa estavam lá fazendo aquela cobertura que vocês não deixam de fazer, estavam esperando na porta do estádio minha chegada. Gaziantep maçından sonra
hepinizin de bildiği gibi başkanla bir görüşmeye çağrıldım ve daha giderken hepiniz görevinizi en iyi şekilde yapıyordunuz, oradaydınız, benim gelmemi bekliyordunuz. E o presidente me cobrou algumas situações. Ve başkan benim hakkında düşündüklerini söyledi. Com algumas eu concordei, com outras eu discordei. Bazılarına katıldım, bazılarına katılmadım. Concordei quando ele falou do Twitter. Twitter hakkında söylediklerine katıldım. Concordei quando ele me falou a respeito de uma entrevista que eu tinha dado através da Puma para a revista Home Health. Puma vasıtasıyla Health dergiye verdiğim röportaj hakkında söyledi, bir şeyler söyledi. O konuda da kendisine katıldım. Nessa entrevista ele ficou muito chateado comigo porque eu disse que após a saída do Zico o clube não tinha mais pensado nas competições europeias. Bu röportajda Zico'dan sonra kulübün Avrupa'ya olan ilgisinin azaldığını söylemiştim. Buna olan tepkisini iletti bana. Disse para ele que aquilo que eu falei na revista eu repetia, que eu achava que o Fenerbahçe a partir da saída do Zico teve um ano de transição com o Aragonês, mas a partir dali pensou muito pouco no futebol europeu. Ben de ona röportajda söylediğim sözleri tekrarladım. Aragonês dönemi tamam kötü bir dönemdi ama ondan sonra kulübün Avrupa hedeflerinin küçüldüğü, daha içe döndüğünü söyledim. Ele me cobrou algumas coisas relacionadas à política do clube, às pessoas que eu convivia, às pessoas que eu saía. Eu jamais participei de política nenhuma. Sonra bana kulüp içi siyasetle ilgili bir takım şeyler söyledi. Beraber olduğum ya da görüştüğüm insanların kulüp içi siyasi dengeleri gözettiğini söyledi. Ben hiçbir zaman bu dengelerin parçası olmadım. Eu queria falar a respeito de futebol nesse dia. Ele me falou que futebol eu tinha que falar com o Aykut. E com o Aykut eu já não falava a respeito de mais nada. Ben ona futbol hakkında konuşmak istediğimi söyledim. O bana futbol hakkında konuşacak makamın Aykut Hoca olduğunu söyledi. Ben de kendisine Aykut Hoca hakkında futbol değil artık hiçbir şey konuşamıyoruz kendisiyle dedim. Talvez ele tenha feito comigo a frase mais infeliz que eu ouvi na Turquia nesses 8 anos que eu passei por aqui. Sonra da kendisi bana 8 yıl içinde Türkiye, 8 yıllık Türkiye hayatımda duyduğum ve üzüldüğüm, en çok üzüldüğüm şeyi söyledi. No jogo do Gaziantep, eu tava fora do time. Gaziantep maçında kadro dışıydım biliyorsunuz. Eu fiquei pensando em casa, que era um jogo só para mulheres e crianças, se eu ia no jogo ou não ia no jogo. Maça gidip gitmeme konusunda tereddütteydim çünkü sadece kadın ve çocuklar gidebiliyordu maça. Eu fiquei pensando, se eu não vou no jogo, me questionam que eu não fui no jogo. Resolvi assistir a partida. Gitmemenin daha yanlış olduğunu düşündüm ve maçı izlemek için sala gittim. Convidei minhas filhas. Nenhuma das duas quis assistir o jogo. Kızlarımı da çağırdım ama onlar o gün gelmek istemedi. Me disseram que se eu não fosse jogar elas não queriam ver. Ben oynamıyorsam gitmek istemediklerini söylediler. Comentei com o menor, com o Felipe. En küçük olanı aldım ben de. Felipe'yi. Esse não precisa porque esse é apaixonado por bola na hora ele quis vir pro jogo como tinha vindo no ano passado na maioria dos jogos que eu machucado ou fora. Ele tava sempre comigo. Ve ona sormama bile gerek yoktu. Zaten top için deli oluyor kendisi. Topun olduğu her şeyi izlemek istiyor. Zaten bir önceki sezonda defalarca stada gelmişti, maçı izlemişti. Ben olayım ya da olmayayım. Porque eu digo triste, porque o presidente me falou que quando eu desci pro campo e brinquei com meu filho na frente do banco, que eu tava usando a imagem do meu filho para chamar a atenção de vocês todos. Ve benim en çok üzüldüğüm şey de şu oldu. Başkan sahaya çocuğumla inip yedek kulübesinin önünde topla oynamamı, sizlerin önünde çocuğumu kullanarak ilgi odağı olmakla suçladı beni. Essa talvez tenha sido a frase mais difícil que eu ouvi de um dirigente meu. Ve bu da hayatım boyunca herhangi bir yöneticiden duyduğum en kırıcı şeydi. Porque eu graças a Deus não preciso do meu filho para principalmente com a camisa do Fenerbahçe para mostrar meu valor depois de ter jogado mais de 300 jogos, depois de ter feito mais de 150 gols. Não é uma criança de 2 anos que vai mudar qualquer coisa. Çünkü Tanrı'ya şükür herhangi bir kimsenin Fenerbahçe taraftarının ya da birisinin ilgisini çekmek için 300'den fazla maç oynayıp 180 küsür gol attıktan sonra
2 yaşında bir çocuğun formalı görüntüsüne ihtiyacım yok benim. E eu fiz uma pergunta para o presidente que foi muito simples. No ano passado, quando ele estava fora do clube e o meu filho ia para o campo, era bonito o que que tinha mudado ben em dois meses. Kendisine çok basit bir soru sordum. Geçen sene siz yoktunuz ama benim oğlum gene maçlara geliyordu ve sahaya çıkıyordu. O zaman bunu çok güzel bir şey olarak bakıyordunuz, çok şeker bir şey olarak görüyordunuz. Ne değişti? E depois disso, ele tinha o problema dele, ele tinha que entregar uma defesa do processo dele. Ele pediu para se retirar da sala porque ele ia com o advogado para Ankara. Bundan sonra toplantıyı bitirdik. Kendisi savunmasıyla ilgili avukatla bir şeyler görüşeceğini söyleyerek toplantımızı bitirdik. Pediu que eu completasse a conversa com Ali Yıldırım, que estava na sala. Ali Yıldırım'la konuşmayı sonlandırmamı söyledi ki o da odadaydı. E eu fiquei com a promessa que depois, no dia 7 de setembro, ele marcaria um encontro entre o Aykut Kocaman e eu para tentar solucionar essa história. Ve başkan bana 7 Eylül'de ben Aykut Hoca ve kendisiyle bir toplantı yapıp bu konuya bir açıklık, çözüm getirmeyeceğimizi söyledi. Nesse dia foi o primeiro dia que eu pedi para embora, pedi rescisão do contrato. Ve o gün ben ilk kez ayrılmak istediğimi, sözleşmeyi feshetmek istediğimi söylemiştim. Achava eu que a melhor forma do Fenerbahçe crescer era abrir mão da minha presença porque eu estava aparecendo um problema dentro do clube. Ve Fenerbahçe kulübünün gelişiminin önünde artık bir engel olduğumu düşünmeye başlamıştım ve takımdan ayrılarak onların bu yolunu açmak istedim. Ele disse que não, que não podia, que tinha uma história muito bonita dentro do clube, não podia sair daquela forma. Ama o benim çok iyi bir hikayem olduğunu söyledi. Fenerbahçe'de ve kulüpten bu şekilde ayrılmamın doğru olmayacağını söyledi o zaman. Ele saiu para Ankara com advogado. Fiquei com a promessa de que na volta, após o dia 7 de setembro, existiria esse encontro entre o treinador, eu e ele, para tentar dar uma amenizada em todos esses problemas. Avukatla Ankara'ya gitmek üzere ayrıldı. Ayın 7'si itibariyle ben ve hoca ve kendisi oturup bir takım sorunlarımızı çözmek üzere salondan ayrıldık. Nesse dia ele tava com humor muito bom. Çok depois de ter falado a respeito de política do clube, das minhas amizades fora, da coisa do Twitter, essa coisa toda, ele ficou com humor um pouco melhor. Ve bu Twitter hakkında konuştuklarımız, kulüp içi siyasetle ilgili bana söyledikleri ve benim kabul ettiğim, onayladığım, kendisine hak verdiğim şeylerden sonra morali biraz iyiydi. İyi gördüm moralini. E aí me disse o seguinte, eu vou, vamos sair jantar, eu, o Aykut com a família, eu com a minha, você com a sua, vamos sentar e vamos resolver tudo isso. Eu falei, presidente, eu não preciso de nada disso. Ve bana... Eu preciso resolver assuntos de futebol e não aceitei esse tipo de situação. Ve bana ben eşimle, sen eşinle, Aykut Hoca eşiyle beraber yemeğe çıkalım ve bu sorunları çözelim dedi. Ben de kendisinde sorunlarımızın ailevi olmadığını, futbolla ilgili olduğunu ve buna gerek olmadığını söyledim. Esse encontro após o dia 7 de setembro não aconteceu. Bu ayın 7'sinde gerçekleşecek olan görüşme hala gerçekleşmiş değil. Não foi por falta de procura. Ve ben katılmadığım için gerçekleşmediğini de zannetmiyorum. Eu todos os dias eu pedi pro Samet entrar em contato que eu precisava falar com o presidente. Her gün Samet'e başkanla görüşüp bu toplantıyı yapmamız gerektiğini hatırlattım. E aí veio o jogo do Kasımpaşa. Sonra Kasımpaşa maçına geldik. Perdemos o jogo. Maçı kaybettik. No intervalo eu saí substituído junto com o Stoch. Devre arasında Stoch'la beraber oyundan alındım. Tomei banho, saí do vestiário, perguntei pro segurança onde estavam o nosso pessoal, o pessoal do nosso time. Duş aldım, soyunma odasından çıktım, görevliye benim arkadaşlarım nerede, bizim takım nerede duruyor diye sordum. O segurança mostrou uma arquibancada em cima do vestiário, atrás do gol, que o Volkan estava defendendo. Volkan'ın koruduğu kalenin arkasındaki tribünü gösterdi. Orada bizim kulüpten insanlar vardı. Ve goleiro tava cerca, nosso goleiro, alguns massagistas, alguns fisioterapeutas e falei, vou sentar aqui e assistir o jogo daqui.
baktım kaleci Serkan, masörler ve bir takım insan, bizim kulüpten insanlar, arkadaşlar vardı. Ben de orada oturup maçın devamını oradan izlemeyi karar verdim. Depois na minha surpresa, parece que muita gente não gostou dessa ação. Realmente eu não fiz nada que me incomodasse ninguém, eu só sentei ali porque o pessoal do time estava ali. Sonra şaşırtıcı bir şekilde birçok insanın bunu aşırı tepki gösterdiğini gördüm. Ama ben sadece kulüpteki diğer insanlarla beraber maçın kalanını izledim. Acabou o jogo, muito ruim, jogo muito complicado para nós. Çok zor ve kötü bir maç oldu bizim açımızdan. Fomos pro vestiário, o Aykut Kocaman entrou. Soyunma odasına girdik, Aykut Kocaman soyunma odasına geldi. Agradeceu um por um. Herkese tek tek teşekkür etti. Usou uma frase que eu nunca vi em futebol. Futbolda daha önce hiç duymadığım bir cümle söyledi. Agradeceu por tudo que a gente tinha feito de bom e tudo que a gente tinha feito de ruim. İyi ya da kötü yaptığımız her şey için teşekkür etti. Virou as costas e saiu do vestiário. Sırtını döndü ve soyunma odasından çıktı. Na sequência veio Ali Yıldırım. Sonra Ali Yıldırım girdi. Também falou várias coisas a respeito do nosso time. Takım hakkında birçok şey söyledi. E saiu do vestiário. Ve soyunma odasından çıktı. Por último veio o presidente. En son başkan geldi. Perguntou se tinha algum problema de relacionamento entre os jogadores. Oyuncular arasındaki ilişkilerde bir problem olup olmadığını sordu. Que a gente tinha que tentar fazer coisas diferentes para que Fenerbahçe melhorasse. Fenerbahçe'nin düzelmesi için bir takım değişiklikler, bir takım şeyleri farklı yapılması gerektiğini söyledi. E que quem não quisesse continuar, que pedisse para ir embora. Ve gitmek isteyen varsa söylesin dedi. E saiu do vestiário. Ve soyunma odasından çıktı. Os jogadores se espalharam pouco, o Volkan Demirel, o goleiro, pediu uma reunião só entre nós. Oyuncular kaldık biz ve Volkan Demirel sırf oyuncular arasında bir toplantı yapmamız gerektiğini söyledi. Volkan começou a reunião perguntando se alguém tinha problema com alguém. Sonra Volkan kimsenin kimseyle problemi var mı diye sordu. Eu tomei a palavra e falei que em 8 anos nunca tinha visto um jogador ter problema com outro. Ben de 8 senedir buradayım, oyuncular arasında herhangi problem görmediğimi söyledim. Mas que eu tinha um problema muito grande com o treinador. Ama benim hocayla büyük bir problemin olduğunu söyledi. Peki como o presidente tinha dito todas aquelas coisas que eu ia pro presidente para pedir para ir embora. Como? Como o presidente veio, falou tudo aquilo e eu tinha